Hoş geldiniz. Şiir ve duygu, düşüncelerin ifade edildiği edebiyatın bir yazım türüdür. Az sözle çok mana ifade etmektir şiir. Yeni zamanı yoktur. Yüreğinizin sesini kaleme alırsınız. Bu nedenle konusu bu olsun, şu olsun yazayım diye kurgulama şansınız yoktur. Şiir yaz beni der, sevgili yazarsınız. Duygularıyla yaşayan, içindeki fırtınaları, umutlarını, coşkularını sözcüklerin sırtına yükleyerek onu herkesle paylaşan söz ustaları şairlerimiz. Bazen o duyguların yüreğe sığmadığı, taştığı anlarda bakıyoruz ki mutluluklar artarak çoğalmış. Acılar, hüzünler de neredeyse yok olma noktasına gelmiş. Yani o kelimeler duygularla birleştiğinde sayfalarca büyük kitaplarla anlatılacak şeylerden daha fazlasını çok az bir şekilde anlatmak mümkün şiirlerimizde. Yani şiir çok önemli bir güç. Ama bu güçle birlikte herkesin sandığı kadar da kolay da bir iş değil şiir yazmak. Onun için de şairlerimiz toplumda her zaman saygın yerlerini almışlardır. Ama hepimizin içerisinde bir heves var. Ben de pek olmadı açık söylemek gerekirse. Edebiyatı seviyorum mesela izlemeyi, okumayı ama şiir yazma konusunda hiç iyi değilim. Ama hepimiz işte böyle bir heves var. İşte Gültekin hanımefendi bu hevesin de ötesinde onu edebiyatla bütünleştirerek, yoğuruşturarak, yoğurarak edebiyat dünyasında haklı bir yer tutmuş. 2012'de Gönül Kilerini çıkarmış. 2013'te de Gönül Dağı ile birlikte Gönlümden Kopanlar 3 kitap. Ve ben duyduğum kadarıyla da bu bütün kitapların yayın tarihi 30 Ağustos. Bir anlam ifade ediyor sanıyorum. Az önce Ulaydar Mustafa Kamarata Bilten sözlediğinde altın çalmıştı. Yani hiçbirisi tesadüfü değil. Evet sevgili dostlar, Anadolu toprakları şiirin, sanatın, özgürlüğün topraklarıydı. Bu topraklarda Homeroslar ne destanlar yazıldı Kaz Dağları'nda, İdalar'da. Şimdi bakın, hiç hızlıda sayabiliriz. Bugün hala zevkle okuduğumuz Pir Sultan Abdallar, Karacaoğlanlar, Yaşar Kemaller, Nazım Hikmetler ve Can Yüceller o şiirleriyle, şiir tatlarıyla, Orhan Veli Kanıklar, bu topraklar gerçekten öyle. Anadolu coğrafyasında iki unsur var bizi biz yapan. Biri toplumsal adalet, diğeri ise özgürlük. Eğer bir toplumda adalet yoksa, eğer bir toplumda özgürlük yoksa, o toplumda mutluluktan bahsetmek mümkün değil. Bakın adaleti sağlayacak olan yegane unsur, yargının bağımsız olması ve hukuk devleti. Özgürlüğün olmasının da temel koşulu sanatın olmasıdır. Özgürlüğün olmadığı bir yerde sanatsal özgürlükten, yaratıcılıktan bahsetmek mümkün olabilir mi? Asla mümkün olamaz. Bir daha alayım. Artık çıkıyor içeride, hep devam edecek inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de birkaç kelime söylemek istiyorum. Sanatçılar, şairler müstesna insanlardır. Defantırmamızda da Gültekin Özcan gibi, Zira Çalışkan gibi, Gülayşe Yaldız gibi müstesna sanatçılarımız olmasından biz mutluluk duyuyoruz. Ben Sayın Başkanımız Sedat Peker'in sanata, sanatçıya verdiği desteği çok yakından izliyorum. Ama inşallah bizim dönemimizde de artarak onun devam edeceğinin sözünü buradan veriyorum. Sizi tekrar kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Hemen burada.
teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi bile.